Arkadaş tekrar baştan başlayacak olursam şöyle bir şey. Tanecikler birbiriyle çarpışması gerekir dedik. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için. Tanecikler birbirine çarpıştığı zaman da mesela şunu söyledik. Örneğin şöyle bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için X ile Y, Z'yi oluşturabilmesi için X ile Y tanecikler birbiriyle çarpışması lazım. X ile Y tanecikler birbiriyle çarpıştığı zaman ancak Z oluşabilir ve her çarpışma Z'yi oluşturmaz dedik. Her çarpışma Z'yi oluşturmaz. Bunun sebebi şudur. Bu çarpışmanın uygun geometride olması lazım. Uygun doğrultuda bu aşağıda gördüğünüz tabloda bunu açıklayacağım birazdan. İkincisi, çarpıştığı zaman atomların bağları kopacak ve yeni bağlar oluşacak. Bu düzenin sağlanabilmesi için o bağı koparacak yeterli enerjiye sahip olması lazım tanecikleri. Bu da ikincisidir. Bir çarpışmanın üründe sonuçlanabilmesi için bunların olması lazım. Üçüncüsü de aktifleşmiş kompleksin oluşması lazım. Aktifleşmiş kompleks nedir? Aktifleşmiş kompleks arkadaşlar ürün oluşturmak için geçiş maddesidir. Yani örneğin şu yan taraftaki grafikte gördüğünüz gibi şurası girenlerin enerjisiydi. Entalpiden bunu biliyorsunuz siz. Şurası da ürünlerin enerjisi. Giren ürüne dönüşebilmesi için şu tepe noktasında enerjisi yüksek olan noktadaki maddeye biz aktifleşmiş kompleks diyoruz. Aktifleşmiş kompleks enerjisi yüksek, kararsız ve devamında ürünlere dönüşen geçiş maddesidir. Aktifleşmiş kompleksin oluşması lazım bir tepkimenin ürünle sonuçlanabilmesi için. Derslerde de kendi öğrencilerime bunu çok kere söyledim. Bu yeni öğrendiğiniz bir terim olduğu için karıştırabilirsiniz. Etkin çarpışma sayısının artması demek, hızın artması demektir arkadaşlar. Etkin çarpışma sayısı artıyor derse hız artıyordur. Etkin çarpışma sayısı azalıyor dediği zaman hız azalıyordur. Bunu sorularda çok çok karşınıza çıkacak. Etkin çarpışma sayısının artması demek, hızın artması demektir. Yeni bir terim. Bunu çok kere yazdırmış oluyoruz zaten. Şimdi uygun doğrultu kısmını açıklayacak olursak, şöyle bir tepkime, iki tane hidrojen florür, 2 mol hidrojen florür, H2 ve P2 gazlarına dönüşüyor. Hidrojen ve flor gazlarına dönüşüyor. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için H2 ve P2'nin oluşmasını istiyoruz biz bu tepkimede. Uygun doğrultu nasıl oluyor? Bakın buradaki tabloda 4 tane farklı doğrultu göstermiş size. Birinci doğrultu hidrojen florür moleküllerinden geliyor, flora çarpıyor. Şimdi hidrojen flora çarpıyor ama benim tepkime oluşabilmesi için hidrojene çarpması lazım. Klorun da flora çarpması lazım ki H2, hidrojen 2 ve P2 molekülleri oluşsun arkadaşlar. Ancak bu şekilde bu çarpışmanın sonucu ürünle sonuçlanabilir. Baktığınız zaman flora çarpmamış burada. Burada bir çarpma gerçekleşmediği için bu uygun doğrultuda bir çarpışma değildir. Buraya baktığınız zaman hidrojen florür gelmiş, hidrojen flora çarpmış. Diğer flör de hidrojene çarpmış. Hangi ürün oluşur sizce burada? Hidrojen ne flör? Bir tane hidrojen florür. Bir tane de yukarıdan hidrojen florür. Ürünümüz ne bizim? H2 ve P2 farklı bir ürün oluştu. Aynı ürün girenler oluştu daha doğrusu. O yüzden bu da uygun doğrultuda ürünle sonuçlanacak bir çarpışma değil. Şöyle buradaki çarpışmalarda da hidrojenler çarpışıyor ama florlar yine çarpışmamış oluyor arkadaşlar. Yine oluşmuyor. En son doğru olan örnek, şunlar yanlış olanlardı. Doğru olan da gördüğünüz gibi arkadaşlar florla çarpışıyor. P2 oluşturuyor. Hidrojenle çarpışıp H2 molekülünü oluşturmuş oluyor ve bu uygun doğrultuda olan bir çarpışmadır. Bizim beklediğimiz ürünün oluşması için gerekli olan çarpışma budur arkadaşlar. Şimdi uygun doğrultuyu elde ettik. Tamam. Uygun doğrultuyu elde etmemiz ürün oluşması için yeterli mi? Evet. Azra, bunların uygun doğrultu elde edilmesi, ürün oluşturması için yeterli mi? Ben soru soracağım şimdi.
Şimdi şu reaksiyon sonucunda kesinlikle ürün oluşur mu? Şu dördü, son kutucuktaki reaksiyon sonucunda. Oluşur. Yanlış yaptım. Oluşmaz. Oluşması için yeterli enerjiye sahip olması lazım. Şimdi flor flora çarptı. Bu floru şu hidrojenden koparması lazım. Bakın şu aşağıdaki hidrojenden şu bağın kopması lazım. Bu bağ koparsa ancak F2 ve H2 molekülleri oluşur. Yani uygun doğrultuda çarpışma da yeterli değil. Ürünle sonuçlanabilmesi için bir, uygun doğrultuda olması lazım. İki, yeterli enerjiye sahip olması lazım. Bu bağı koparacak enerjiye sahip olması lazım. Evet, burada kopmuş ama koparacak enerji varmış burada. Şöyle bir şey, bu bağ koparacak enerjiye sahip olması lazım. Uygun doğrultu yeterli değildir arkadaşlar. Bu bağ kopması için bizim entalpiden siz şunu biliyorsunuz. Reaksiyonlarımız egzotermik ve endotermik reaksiyon olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tepkime çeşitleri. Endotermik tepkime, ısı alan tepkime, yani giren artı ısı ürünün oluşturduğu tepkime endotermik bir tepkimedir. Şu tepkime endotermik bir tepkime ısı almış. Eğer giren ürünü oluştururken dışarıya ısı verirse bu tepkime egzotermik bir tepkimedir. Şimdi burada şunu söylemiştik biz. Endotermik tepkime gerçekleşebilmesi için ısı gerekir. Egzotermik bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için de ufak bir ısı gerekir demiştik. Daha sonra kendiliğinden devam eder bu tepkime demiştik. Şimdi egzotermik bir tepkime gerçekleşirken de ısı gerekiyor. İşte bu ısı, bu bağı koparmak için verilmesi gereken ısı. Yani endotermik tepkimede de ufak bir ısı veriyorsunuz. Egzotermik tepkimede de ufak bir ısı veriyorsunuz. Ve bu verdiğimiz ısıya biz aktifleşme enerjisi diyoruz. Aktifleşme enerjisi arkadaşlar altta yazdığı gibi bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için gereken minimum enerjiye, tekrar söylüyorum, endoda da veriyorsunuz, egzoda da bu enerjiyi veriyorsunuz. Bu enerjiyi vermezseniz bu tepkime gerçekleşmez. Vermeniz gereken minimum enerjiye aktifleşme enerjisi denir. Şimdi biz potansiyel enerji grafiği çizdiğimiz zaman bakın şurada PE yazıyor. Potansiyel enerji grafiği çizdiğimiz zaman bu potansiyel enerji kullandığımız zaman aktifleşme enerjisi ismini kullanıyoruz. Kinetik enerji grafiği çizdiğimiz zaman da eşik enerjisi ismini kullanıyoruz. Aslında ikisi de birbirinin aynısı şey. Yani aktifleşme enerjisi 70'se eşik enerjisi de 70'tir bir tepkime. Aynı anlamda kullanıyoruz, sadece bunu kinetik enerji anlamında, bunu da potansiyel enerji anlamında kullanmış oluyoruz. Şimdi aktifleşme enerjisi çok önemli. Geçmiş yıllarda da bununla alakalı çokça sorular soruluyor. Ve öğrencilere ben şunu söylüyorum. Öğrencilere söylediğim nokta şu, bu grafikteki sorular karşınıza çokça çıkacak ve bu grafikteki sorular karşınıza çıktığı zaman da kesinlikle bakın. Yani bu grafikteki sorular çok kolay sorular oluyor arkadaşlar. Bu grafiği şimdi analiz edelim beraber. Şurası arkadaşlar, entalpide gördünüz, girenlerin potansiyel enerjisidir. Girenlerin potansiyel enerjisi burası. EP1 yazan değer. Ürünlerin potansiyel enerjisi, bakın ürün. HP oluşmuş. Ürünlerin potansiyel enerjisi de burası. Şimdi şöyle bir soru sorsam. Aranızda bunun cevabını verecek arkadaşlar var biliyorum. Giren ürüne dönüşürken bu tepkime endotermik mi gerçekleşmiş, egzotermik mi gerçekleşmiş? Entalpiden sizin bunu biliyor olmanız lazım. Endotermik bir tepkime mi bu, egzotermik bir tepkime mi? Evet, cevaplar geliyor. Evet. Herkes egzo yazdı. Tamam, sizi kırmıyorum. Egzotermik olduğunu ben de kabul ediyorum. Egzotermik bir grafik arkadaşlar. Çünkü girenler ürünlere dönüşürken, ürünlerin enerjisi daha aşağıda. Girenlerin enerjisi daha yukarıda. Giren ürün olurken arkadaşlar dışarıya ısı vermiş. Çünkü bu aradaki fark dışarıya ısı olarak çıkar. Ve bu aradaki farka biz ne diyorduk arkadaşlar? Ürün eksi giren, bu aradaki farka entalpi diyorduk. Yani entalpi ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisiydi. Egzotermik bir grafik olduğunu gördük. Giren ürün olurken ısı vermiş. Şimdi bizim için önemli olan bu konumuzda aktifleşme enerjisi. Şimdi bu tepkimenin gerçekleşmesi için şu yokuşu tırmanması lazım arkadaşlar. Bu yokuşu tırmanması gerekiyor ki şuraya ulaşabilsin. Şimdi bu yokuşa biz girenler ile şu aktifleşmiş kompleks, H2F2 kompleksi aktifleşmiş kompleks. Aktifleşmiş kompleks arasındaki şu mesafeye
İleri aktifleşme enerjisi diyoruz. EAI. Bu mesafe EAI değeridir. Giren ile aktifleşmiş kompleks arasındaki mesafedir arkadaşlar. Şu mesafe ürün ile aktifleşmiş kompleks arasındaki, yani tepe noktası arasındaki mesafeye de EAG diyoruz. EAI burasıdır, EAG burasıdır. Geri aktifleşme enerjisidir. Şimdi bu bir tepkime için ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden daha önemli. Çünkü şöyle düşünün, siz şu yokuşu çıkmanız lazım. Bu yokuşu çıkmak önemli. Bu yokuşu çıktıktan sonra inmek kolaydır arkadaşlar. Çok rahat dışarı aşağı inebilirsiniz ve ürünü oluşturabilirsiniz. O yüzden bir tepkime için gerekli olan enerji burasıdır. Önemli olan enerji burasıdır. Size tepkimenin aktifleşme enerjisi diye bir ifade kullanıyorsa, tepkimenin aktifleşme enerjisi demek ileri aktifleşme enerjisi demektir arkadaşlar. İleri aktifleşme enerjisine tepkime aktifleşme enerjisi deriz. Çünkü benim için önemli olan mesafe burası. Şurası daha az önemli. Matematiksel olarak düşündüğünüz zaman şu aradaki mesafeye biz delta H diyorduk arkadaşlar. Ürünlerin ve girenlerin arasındaki enerji farkına. Delta H'ı ürün eksi giren şeklinde biz entalpide gösterdik. Delta H'ı bir de delta H eşittir bulabileceğimiz ikinci bir formülümüz vardı bizim. Matematiksel olarak oradaki değeri bulabilmemiz EAI eksi EAG'dir. EAI eksi EAG ifadesiyle buradaki entalpiyi yine bulabiliriz. Yani şu mesafeden, şuradaki EAI mesafesinden EAG mesafesini çıkardığımız zaman şu aradaki mesafe gelir ki biz buna tepkimenin entalpisi diyoruz. Bu egzotermik bir tepkime dediniz. Zaten şöyle baktığımız zaman egzotermik bir tepkimede ürün her zaman girenden aşağıdadır. EAG, EAI'den her zaman büyüktür arkadaşlar. Egzotermik bir tepkimede, yani bu grafiklerde EAG büyüktür, EAI. Her zaman için böyledir egzotermik tepkimede. Ama endotermik tepkimelerin grafiği, şu yan tarafta göstereceğim şimdi size. Şimdi şu tepkime endotermik bir tepkime bakın. Giren ürün olurken ısı almış. Giren burası, ürün burası. Böyle bir grafikte arkadaşlar bakın. Sizce EAI mi daha büyüktür, EAG mi daha büyüktür? Yani şunu gördüğüm zaman hemen siz de cevabını verebilirsiniz. Endotermik bir tepkimede hocam EAI her zaman EAG'den büyüktür dersiniz. Şu yandaki egzotermik bir tepkime bakın. EAG EAI'den daha büyüktür. Egzotermik bir tepkimede geri aktifleşme enerjisi ileri aktifleşme enerjisinden her zaman için büyüktür çünkü bunlar onun şart yani. Şimdi tekrar aktifleşme enerjisine dönüyorum. Aktifleşme enerjisinde karşınıza çok soru çıkacak. Şu ifadeleri bilmeniz lazım arkadaşlar. Aktifleşme enerjisi EA değeri dışarıdan verilmesi gereken bir enerji olduğu için EA değeri daima pozitiftir. Her zaman için pozitiftir aktifleşme enerjisi. Dışarıdan alınırlar çünkü bu enerji. EA değeri daima pozitif. EA değeri için şunu söyleyelim. Yani şu yokuşu, EA dediğimiz bu yokuş. Bu yokuşu değiştirebilecek tek bir etkenimiz var arkadaşlar bizim. Katalizördür. EA sadece katalizör ile değişir. Katalizör bu yokuşu düşürür arkadaşlar. Başka hiçbir şey buna etki etmez aktifleşme enerjisine. Üçüncü olarak da EA her tepkimenin kendine özgü EA değeri vardır. EA tepkimelere göre değişir. Tepkimelere göre farklıdır. Her tepkimenin kendine özgü bir aktifleşme enerjisi vardır. Reaksiyon sonunda bu şekilde EA değerlerini karşılaştırmış oluyorsunuz. Şimdi bu üç değer aktifleşme enerjisinin karşınıza çıkacak çok önemli değerler. Ve aktifleşme enerjisi bunlardan daha da önemli ve sorularda da işinizi görecek bir ifademiz var bizim. Şu sayfayı bir temizleyelim arkadaşlar. Şurasını kullanacağız çünkü. Evet. Şimdi burada şu cümle okuyanlarınız zaten anlamıştır. Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. Size şöyle bir soru sorsam. Bunun cevabını çoğunuz verecektir. Şöyle bir grafik çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir grafik çiziyorum. Bir de şöyle bir grafik çiziyorum. Şimdi bu grafikte
Bir tepkimenin gerçekleşmesi için şu tepkime için şu yokuşu çıkması lazım. Bu tepkime için de şu yokuşu çıkması lazım. Yani aktifleşme enerjileri burası. Sizce sorun bu. Cevaplarınızı okuyacağım. Şu tepkimedeki şu yokuşu mu daha hızlı çıkarsınız yoksa bu tepkimedeki bu yokuşu mu daha hızlı çıkarsınız? İlkini mi hızlı çıkarsınız, ikincisini mi hızlı çıkarsınız? Sadece bunu soruyorum. Soru bu. İlkini ya da ikincisini diyebilirsiniz. İlki bu, birincisi, ikincisi de bu arkadaşlar. Evet. Biliyorum cevap. Ses geldi mi arkadaşlar? Ses geldi mi? Bir kişi evet yazarsa devam edeceğim. Tamam, derse kaldığım yerden devam ediyorum. Evet. Arkadaşlar, aktifleşme enerjisi bunun daha küçük olduğu için şu reaksiyonun aktifleşme enerjisi 30, bu reaksiyonun aktifleşme enerjisi 20. Aktifleşme enerjisinin küçük olması demek çıkacağınız yokuşun daha küçük olması demektir ve daha hızlı çıkmanızın sebebidir. Bunun aktifleşme enerjisi daha küçük olduğu için ikinci reaksiyonun hızı birinci reaksiyonun hızından daha hızlıdır. Evet. Aktifleşme enerjisiyle alakalı bu şekilde. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sizin şu soruya bakmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Yüzden biraz geç başladık. Teneffüs arası vermiyorum. İkinci bu soru ben kimya olarak mı ne diyorsunuz? Ses var mı?
Ses geliyor mu? O kadar bazı arkadaşlar.